Koşuyol Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşuyol Hekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Ben Nazan Durak. Hasta ve hasta yakınlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla her hafta birbirinden kıymetli hekimlerimizle Koşuyol Hekimler Anlatıyor'da sizlerleyiz. Koşuyol Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşuyol Hekimleri Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Bu hafta hastanemiz hekimlerinden nükleer tıp uzmanımız Doktor Ayça Yılmaz Ekici ile birlikte kardiyak amiloidozde sintigrafik görüntülemenin yeri ve önemini konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ayça Yıldız Ekici. Yaklaşık 15 yıldır nükleer tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Koşuyolu Yüksek İhtisas ailesinde de 2 yıldır görev yapmaktayım. O zaman hoş geldiniz diyorum. Hocam şimdi hastanemizde yeni bir işlem, yeni bir tetkik başlanmış bulunmakta. Kardiyak amiloidoz hastalığında sintigrafik görüntülemenin önemini konuşacağız. Ancak sintigrafik görüntülemeden önce kardiyak amiloidoz ne demektir? Hastalarımıza, dinleyicilerimize bundan biraz bahseder misiniz? Evet, amiloidoz genetik geçişli bir hastalıktır. Amiloid adı verilen proteinlerin vücudumuzda, kalpte, böbrekte, gastrointestinal sistemde, karaciğerde ve yumuşak dokuda tutulması sonucu, birikmesi sonucu ortaya çıkar. Esas biz burada kalpteki tutulumuyla ilgileniyoruz ve ona göre tetkik, sintigrafi tetkiki yapıyoruz. Hocam peki kardiyak amiloidozde daha doğrusu. Tanı yöntemleri, tanı koyabilmek için hangi yöntemleri kullanıyoruz? Amiloidoz hastalığında esas kesin tanı biyopsilerle konmaktadır. Kardiyak amiloidozda da endomiyokardiyal biyopsi dediğimiz girişimsel olan bir işlem esas kesin tanıyı kondurur. Ama bu tabii riskli bir işlem olduğu için daha çok girişimsel olmayan sintigrafi gibi işlemler devreye giriyor ve bunun da hastaya katkısı büyük. Hocam sintigrafik görüntülemenin peki bu hastalıktaki yeri ve önemi nedir? Nükleer tıp bölümünde yaptığımız kardiyak amiloidoza yönelik görüntüleme hem tanının konmasında yüksek duyarlılık ve özgürlüğe sahiptir, hem de girişimsel olmayan bir yöntem olması açısından önem arz etmektedir. Sintigrafik görüntülemede teknesyum işaretli kemik ajanlarını kullanıyoruz ve herhangi bir hasta hazırlığı da gerekmiyor. Bölümümüze geldiği zaman hastaları direkt olarak çekime alma şansımız var. Çekimden sonra raporlama sürecimiz oluyor. Raporlama sürecinin sonunda hastaya kesin tanı koyabiliyor muyuz? Yoksa daha ileri tetkikler, biyopsi gibi söylemiştiniz. Evet. İstenebiliyor mu? Sadece oradan almış olduğumuz rapor ile bu tanıyı hastamız alabilir mi? Sintigrafik yöntemle evet hastaların raporlandırılmasını yapıyoruz. Belli bir grade 0'dan grade 3'e göre biz hastanın raporunu onaylıyoruz. Hastanın bu amiloidoza yönelik, kardiyak amiloidoza yönelik tedavi alabilmesi için bizim raporumuz şart koşuluyor şu anda. Ve grade 2, grade 3 olarak raporladığımız zaman hastamız tedavisini alabiliyor. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hastanemizde yeni başlayan bir tetkik için hasta ve hasta yakınlarımızı bilgilendirdiniz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Amiloidoz multisistemik bir hastalık olduğu için multidisipliner yani birçok branşın katıldığı tanı sürecinde birçok branşın katıldığı bir hastalık oluyor aslında. Eğer klinisyen amiloidoz, kardiyak amiloidozu düşündüren herhangi bir bulgusu varsa hastanın direkt bize yönlendirebilir ve biz de dediğim gibi herhangi bir hasta hazırlığı gerektirmeksizin hastayı sintigrafi çekimine alabiliriz. Hastaların bir de merak ettiği konu şöyle, biz damar yoluyla ilacımızı veriyoruz ve bu ilacı verilmesini takiben 3. saatte
görüntülerimizi alıyoruz ve ondan sonra hasta normal yaşamına devam edebiliyor. Biz de hastaya işte yanında 1 litre su getirmesini ve çekimden sonra hani bol bol su içmesini, radyasyonu vücudundan atabilmesi için bunları tembihliyoruz. Onun dışında herhangi bir ekstra bir durum arz etmiyor hastamız için. Hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sayenizde hastanemizde yapılmış olan yeni ileri tetkik öğrenmiş olduk. Ağzınıza sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.